bir şeyler üretmek hoşuma gidiyordu açıkçası. Nesnelerle insanlar arasındaki ilişkiyi kurmak. Çizimler şu şekilde önemli. Çizim senin zihnini açar ve sürekli yeni bir şeyler üretmeni sağlar. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün Umut Arpacı ile beraberiz bir yılın sonunda. Onunla biz bahar dönemi finallerinde anlaşmıştık. O sıra bir yoğunluk oldu. O yoğundu, ben yoğundum. Denk düşemedik. Dedik ki biz Umut'la beraber hadi oturalım. Endüstriyel Tasarım bölümü hakkında bir video hazırlayalım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Endüstriyel Tasarım bölümü okumak nasıl oluyor? Nasıl oluyor? O süreç nasıl ilerliyor diye Umut'a soralım dedik. Böyle bir video hazırladık oynatıcı listemizde. Öncelikle Umut, hoş geldin. Hoş bulduk. Sonunda ya, vallahi. Değil mi? Sonunda buluştuk. Bir yılı tamamladı neredeyse. Şimdi şöyle, ben normalde Orduluyum. Ordu'da doğup büyüdüm. Yani Ayvas'ta hatta. Yani küçücük bir ilçedir orası. Ordu bile sayılmaz, Tokat falan. Abi orada büyüdüm. Lise zaten fen lisesi. Full sayısal. Evet. Hani sayısal biraz hani resim çizelim yok hani. Şimdi şöyle, benim lisedeki yönelimim daha çok mühendislik üzerineydi. Hani çok da böyle bir şey görmemiş gibi hissediyorum o dönemlerde. Çünkü sektör veya bir şeyden haberin yok. İnsanlar ne işler yapıyor, tasarım var mı yok mu, neler yapılıyor bilmiyorsun. Ve ona dair bildiğin en yakın meslek grubu makine mühendisliği. Yani bir şeyler üretmek hoşuma gidiyordu açıkçası. Makine mühendisi de bunu yapar. Ben sadece bunu biliyorum. Bilgi bu benim aklımdaki. Ki ayrıyeten fizik dersini de çok seviyordum. Yani bunun üzerine çalıştım. Aslında endüstriyel tasarım da yakın buna yani. Gerçekten yakın. Yani isimsel olarak yakın ama içine girince değişiyor. İçine girince durumlar çok farklı. Evet. Aşırı aşırı farklı. Ama benim yani altyapı mühendislikten geliyor diyebilirim. Hani ona merakım vardı, o olmadı gibi bir şey. Çok güzel. Şimdi sen üniversite sınavına girdin. Puan aldın. Tercih dönemi nasıl geçti? Listende neler vardı? Mimar Sinan'ı nasıl seçtin? Şimdi şöyle, benim liste yani dünyanın en iyi hazırlanmış listesi olabilir. Çünkü yani baktığım okulları, gidebileceğim okulları araştırıyorum. Nasıl imkanları var? Oradaki öğrencilere mesaj atıyorum. Instagram'dan insanları buluyorum. Bu bölüme gidilir mi, edilir mi? Şurada okunur mu falan derken bayağı iyi araştırdım. Bir de listeliyorum onları işte, şuna gidilir buna gidilmez diye. Tabii ki ağırlıklı olarak benimki sayısal ve mühendislik üzerine, hani merakım da var zaten. Sadece, gerçekten de sadece Mimar Sinan farklıydı orada. Cidden yani benim listede 12 tane okul vardı. Biraz aura meselesin ya. Biraz var öyle. Meselesi yani. Ya o biraz şey oluyor. Şey olur ya böyle, böyle. Var aurası vardı öyle, tamam evet. Hani Mimar Sinan nesin sen, sanat hani böyle bir şey var ama benim derdim o değildi o dönemde. Evet. Her neyse abi. Araştırmışım, hepsi kenarda duruyor. İşte ne bileyim Gazi Üniversitesi'nde mühendislik falan filan derken biriyle de iletişim halindeydim. Endüstri mühendisiydi adamın kendisi. Böyle konuştukça, sohbet oldukça bana dedi ki, mesajlaşıyoruz bu arada Instagram üzerinden. Ya dedi, böyle böyle bir bölüm var. Senin puan da tutuyordur herhalde. Bir araştır bak bakayım, hani sana daha uygun gibi görünüyor dedi. Evet, ben kendimi anlattıkça adam dedi ki, bilir kişi olarak sen bu ol gibi bir şey yaptı öyle. Ben de Mimar Sinan zaten kenarda duruyordu. Daha iyi araştırmaya başladım. Gerçekten aralarını en az araştırdığımda oymuş. Sadece Mimar Sinan diye koymuşum onu oraya yani. Şimdi okulu araştırmaya başladım Mimar Sinan. Araştırmaya başladım, bölümü araştırmaya başladım. Bölüme bir bakıyorum, aslında makine mühendisliğinden daha çok istediğim bir bölüm hani. Çünkü üreten oymuş, tasarlayan oymuş. Senin gördüğün şeyleri yapan endüstriyel tasarımcılarmış. Senin hayal ettiğin bir şeyi, kafanda kurduğun bir şeyi gerçek hayata fiziksel olarak ortaya çıkartan bir bölüm. O zaman tabii ki bunu tam olarak idrak edemiyorsun çünkü şey gibi geliyor. İçini yapan başka, dışını yapan başka gibi düşünüyorsun ama hiç öyle değil. Mükemmel bir bağlantı var arada. Buna rağmen, bu cezbetmesine rağmen benim listede 6. sıradaydı Mimar Sinan. Şansıma denk geldi ve hani şeydim, iyi ki de o denk gelmiş yani. Şu ana kadar bir kere bile pişman olmadım. Mühendis olmaktansa bu bölüm benim için çok daha anlamlı yani. Hazırlandık, üniversiteye girdik, tercih yaptık ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümü geldi. O zaman şimdi Endüstriyel Tasarım'ın içerisine girdik, okula geldik. Aynen. Ve sen artık bu bölümü öğreniyorsun. Ve klasik olacak bir soru ama Endüstriyel Tasarım nedir? Hiç bilmeyen bir arkadaşımıza kısaca anlatırız. Bölümü öğreniyoruz ama ne öğreniyoruz böyle? İçeride neler var? Şey be, içeride çok büyük bir lig var. İçeri bir giriyorsun, aman Allah'ım neredeyim? Cidden, endüstriyel tasarım nedir? Bak, buna cevap vermesi harbiden çok zor. Çünkü şu şekilde cevap veresim geliyor. Yani şu an çevremizde gördüğünüz bina dışındaki her şeyi yapan ve tasarlayan kişi
bir endüstriyel tasarımcı. Ne olursa olsun bu. Bizi şu anda çeken kamerayı da tasarlayan bir insan var ki büyük ihtimalle bayağı iyi paralar kazanmış. Çünkü onun tasarımını yapmak bayağı yani zordur. Gördüğümüz tüm ürünlerin, objelerin yani bir pencere falan da giriyor mu acaba? Evet giriyor bu arada. Yani tüm tasarımların endüstriyel tasarımcının elinden çıkması gerekiyor. Yani bu demek değil ki bir mühendis onu tasarlayamaz ya da bir mimar tasarlayamaz. Evet. Onlar da tasarlayabilir. Ama endüstriyel tasarım bölümü içerisinde öğrendiğin şey nesnelerle insanlar arasındaki ilişkiyi kurmak. Çok güzel bir kelime. Nesnelerle budur. İnsanlar arasındaki yani, evet gerçekten de bu yani. O ilişkiyi ararsın, bulursun. Çünkü ona göre şeyler belirlersin. Endüstriyel tasarım deyince çok geniş bir alan. Hı hı. Ve siz nasıl bir rotada ilerliyorsunuz? Farkı gerçekten de bu kelime belli ediyor. Çünkü yani nasıl desem sana bir kaldırım taşı da endüstriyel bir ürün. Onun da tasarımcısı var. Evet ama bizim bölüm içerisinde gördüğümüz ve en çok da öğretilmesi gereken şey onun insanla olan ilişkisi. O yüzden zaten projelerimiz genelde insanla ilişkisi olan ürünler üzerinden gider. Siz o zaman bağlam üzerinden. Daha çok kavramsal şeyler. Yani direkt ilişki önemli. Kullanışlılık yani. Kullanışlı olması lazım. Ergonomik, fonksiyonel ya da o an için ne gerekiyorsa onun için. Bazen pratik bir ürün olması gerekiyor. Bazen pratikteki ön planda olmuyor, estetik olması gerekiyor. Ama odak noktamız insan burada. Odak noktası insan. Yani bir insan ne istere geliyor olan. Şey gibi aslında ben film çekmeye çok benzetiyorum endüstriyel tasarımı. Çünkü sanat da yapabilirsin filmle ama gişe filmi de yaparsın, deli paralar kazanırsın. Çok ucuza bir film çekebilirsin, kalitesiz bir filmdir ama çok satar. Endüstriyel tasarım da böyle. Tasarım da var, normal, klasik. Evet, yani sektör ne istiyorsa ona bakıyor ki sektör her şeyi istiyor aslında. Yani sektör dediğimde insanlar oluyor burada. Bir insan lüks ürün istiyor ve ona lüks bir ürün yapılıyor. Arabalarda bunu görürsün mesela. Bazı insanların ekonomik durumu kötü oluyor, daha ucuz bir arabayla yapmaları gerekiyor. Yani bunu tüm araba firmaları yapar. Bunu tasarıma da yansıtıyorlar. Tasarımın en çok yansıdığı yer zaten arabalar. Ona bakınca anlayabiliyorsun yani neye göre yapıldığını. Ya Mimar Sinan'da endüstriyel tasarım okurken nasıl bir eğitim sistemi var? Uygulamalı, teori, hocalarla ilişkinize girelim. Ondan sonra da arkadaş ilişkileri, kampüs ortamı diyelim. Şöyle diyeyim, Mimar Sinan'da endüstriyel tasarım eğitimi uygulamalı, aşırı uygulamalı. Hani teorik kısmı ben görüyorum çok arkadaşlar, kalıyor. Gece kütüphanede böyle full uygulama çizim yapıyor yani. Full çizimler, maketler olmak zorunda ki en önemlisi maketler. Evet. Bize pandemi dönemi denk geldiği için malzeme bulmak ve bazı konularda bilgilenmekte harbiden zorlandık. Maketler o yüzden geri planda kaldı. Ama ne olursa olsun yani en önemlisi maketlerdir. Bir şeyi çünkü insan ilişkisinden bahsediyoruz ya, 3 boyutlu hale getiriyorsun. Ona en yakın formu maketidir, çalışmasa bile. Yani onun üzerinden tasarımı geliştirirsin. Çizimler şu şekilde önemli. Çizim senin zihnini açar ve sürekli yeni bir şeyler üretmeni sağlar. Ki orada her şeyi üretebilirsin zaten. Çünkü 3 boyutlu bir alan değil orada. 2 boyutlu bir alanın var. Bomboş. İstediğini koy oraya. Her türlü tasarım çıkartabiliyorsun. Full uygulamalı gidiyordu ve biz ilkokulu yani Mimar Sinan'a başladık. Geldik. Hocalarla tanıştık ki Mimar Sinan'ın bence artılarından biri budur. Hocalarla iletişim çok iyi durumda. Birebir iletişim gibi. Birebir çok iyi yani nasıl desem sürekli iletişim kurabiliyorsunuz. Herhangi bir alanda bir şey düşünüyorsanız veya probleminiz varsa açılıp söyleyebilirsiniz de. Mutlaka yardımcı olacak bir hoca vardır. Mimar Sinan'ın en büyük artılarından biri bence bu olabilir. O usta çırak ilişkisi var ya. Evet. Onu kurmaya çalışıyor ve başarıyor da. Geleneksel bir şey arkadaşlar. Tarihi bir usta çırak ilişkisi var mı? Kesinlikle yani. Peki ya arkadaş ortamın nasıl? İşte grup ödevleri yapıyor musunuz? Kampüste ortamınız nasıl? Birlikte nasıl vakit geçiriyorsunuz onlarla beraber? Şöyle oluyor. Genelde Mimar Sinan'ın bir problemi bu olabilir. Küçük bir okul. Kampüs ortamı tam kampüs gibi değil. Yani tam yani butik yani. Hani butik okul diye şey yaparlar. Bizim Mimar Sinan küçük. Evet. Yani sınıflarımız az mesela. Buna rağmen çok fazla öğrenci alıyorlar her dönem. Çok kalabalık bir ortam ve çok dar bir alandaysan büyük ihtimalle zaten herkesi tanıyorsun. Tanımasan bile göz aşinalı oluyor. O yüzden bölüm içerisinde onu biliyorum, bunu biliyorum, işte onu tanıyorum
Tanımadığım insan çok az oluyor. Mesela, en azından benim dönemimde giren ben kişilerde. Ben mimarlık okuyorum. Endüstriyel tasarım öğrencileri denk geliyor zaten. Orta yolda çalışıyorlar. Aynı evet, şekilde iç mimarlık öğrenciler, şehircilik biraz daha dediğim gibi yüz aşinalığı oluyor. Çok fazla oluyor ve genelde zaten birbirimizin alanlarını kullanıyoruz da sürekli. Evet. Ortak alanlarımız çok fazla. Çok bir şey olmayınca. Oradan oraya bir sürekli bir sirkülasyon var. Proje süreçleri de zaten evet, bayağı bir bireysel ilerliyor açıkçası. Herkesin kendi projesi oluyor. Bazı derslerde tabii ortak projeler yapılıyor. Grup projeleri oluyor. Bence onlar daha eğlenceli bu arada. Çok daha güzel şeyler öğrenebiliyorsun onlardan. Bireysel projeler biraz daha sana kalmış ve şöyle hayal ediyorsun. Kafanda yani böyle hayal edin. İçine kapanık bir insan oturmuş durmadan bir şey çiziyor. Arkadaşlarıyla da tartışıp bunun üzerinde geliştirmeler yapabiliyorsun. Ama nihayetinde o senin projen. Çok fazla da önemsiyor musun? O sana kalmış bir şey. Ama grup projeleri çok güzel. Benim en sevdiğim onlar. Sürekli bir fikir alışverişi oluyor. Bir senin içerisindesin. Evet evet. Senin söylediğin bir fikri karşıdaki geliştiriyor. Yeni bir fikir ortaya çıkıyor. Ya da yerle bir ediyor. Bambaşka bir şey çıkıyor. Ve şey demiyorsun. İlle de benimki olacak da yok. Endüstriyel tasarım ürünlerinin stajları neler yapıyorsun? Stajlar. Ben bu yazın iki stajımı da yaptım. Biri ofis stajı, biri de atölye stajı olacak şekilde. Bizim okulda stajlar bir aylık şekilde planlanıyor. Yani 23 günü. Benim en rahat, en güzel geçen stajlarımdan biriydi. Tasarım ofisi ortamını görmemi sağladı. Ki diğer ofis ortamlarından ayrılır o. Tasarım ofisi, mimari ofisler bilmem neler kesinlikle diğer ofislerden çok fazla ayrılır. Orada yaratıcılığı geliştirecek bir şekilde düzenlemeler yapılır. İnsanlar arası etkileşim ona göre planlanır. Ben stajımı bu arada İston'da yapmıştım. Kent mobilyaları üretiyorlar. Esenler tarafında bir yerdeydi. Oradaki tasarım ofisindeydik. Sürekli yeni şeyler tasarlamaları gerekmiyor tabii ki de. İş geldikçe oluyordu. Tabii. Ben gittiğimde de yeni bir teknoloji getirmişler. 3D beton yazıcılar kullanıyorlardı. Onlar üzerine tasarım geliştiriyorlarmış son 6 aydır. Ben de onun son dönemine denk gelmiş oldum. Onunla ilgili üretim şartnamelerini, ne bileyim montaj ilkelerini falan belirledikleri bir dönemdi. Daha çok onlarla ilgilendim. Stajlar çok faydalı oluyor bu arada. Bu üniversite, bu bölümün sana kazandırdıklarını, sen şu anda kaçıncı sınıfsın? Ben şu anda dördüncü sınıfım. Dördüncü sınıfsın. Dördüncü sınıfa kadar geldim. 4 yıllık bir geçmişim var arkanda. Aslında 5 sene. Bir sene de uzattım. Güzel. Yani böyle bir tecrüben var aslında. Sana neler kazandırdı? Bakış açın olsun. Şöyle, endüstriyel tasarım okumak bakış açınızı gerçekten değiştiriyor. Yani ürünlere karşı, ürünlere karşı demeyeyim, aslında insan etkileşimine karşı bakış açınızı değiştiriyor. Yaptığı hareketlere bakıyorsunuz insanların. Bir şeye karşı verdiği tepkilere bakıyorsunuz. Ne kadar süre etkileşimde ona bakıyorsunuz. Aslında gözlemcisiniz de. Bayağı gerçekten böyle yani. Oturup bir parka insanlar orada neler yapıyor diye görmeniz yani. Gerekiyor. Evet, bir metroda insanlara bakıyorsunuz. Hani ilk nereye eli gidiyor? Neyi tutuyor ilk başta? O demiri mi tutacak? Yukarıda asılı şeyi mi tutacak? Konumuna göre değişiyor. Ve gerçekten onları belirleyen bir insan var. Bakış açınızı çok değiştiriyor ve gözlemci olmanız gerekiyor. Ürünlere de bakış açınızı değiştiriyor. Yani bir ürünün rastgele bir şeyler yapılmadığını görebiliyorsunuz yani. Renk olsun, doku olsun. Kalemlerde mesela yani artık fark et, kullana kullana fark etmiştir insanlar zaten. Şurasını şu kesinlikle yüzden yapmışlardır falan diye. Yani. Gerçekten öyle yapmışlar yani. Aslında iyi uygulanmış bir endüstriyel tasarım ürünü fark yaratıyor. Kesinlikle yaratıyor. Toplumumuzda çok fark yaratıyor. Gerek kalite olsun, gerek markalaşma da olsun. Kesinlikle yaratıyor. Büyük farklar yaratıyor. Güzel. Son olarak okulun olumlu ve olumsuz, bölüm mü okulun olumlu ve olumsuz özelliklerine de değinelim. Öncelikle Mimar Sinan'ın en olumsuz sayılabilecek yönü küçük olması. Evet. Ve öğrenci sayısının çok olması. Gerçekten de öyle. Yani onun yanında okul aşırı güzel bence. Yani başka bir okulda okulmak istemez miydim? Hayır. Konumu falan gerçekten güzel. Konum olsun, İstanbul'daki yeri olsun. Yani ismen de bu arada. Kendi alanında Mimar Sinan tekke geçer yani. Olumsuz yanı sadece küçük olması diyebilirim. Bölümle ilgili olumlu yönler. Bence eğitim düzeni çok güzel. Fazla geleneksele kayıyor bu arada. Yani bunu demeden geçemeyeceğim. Bu olacak. Mimar Sinan'la ilgili hangi videoyu izlerseniz izleyin, geleneksel diyecekler. Öğreniyorsunuz yani endüstriyel tasarımı harbiden öğreniyorsunuz yani. Burada kafanızda işin özünü alıyorsunuz. Net bir şekilde yani kafanızda soru işareti kalmaz. Son bir sorumuz olarak üniversite ters döneminde arkadaşlarımıza bir tavsiyen var mı?
arkadaşlara bir tavsiyem. Yani bence aldığınız puanlardan çok yapmak istediğiniz işlere bakın. Kesinlikle. Ben o hatayı yapar gibi olmuştum. Yani aslında çok da kaybolmasam da iyi araştırdım tercih döneminde, o şekilde buldum. Aslında sonunda sana hitap eden bölümü bulmuşsun gibi. Ve tamam, gerçekten de biraz şans eseri oldu yani. Benim listede 6'daydı. 1'de değildi ya, düşünsene. Mühendislik mi vardı önce galiba? Full mühendislikti. Çok net bir şekilde neye ilginiz olduğunu bulun. Umut'un ben çalışmalarını izleyen biri olarak, yani kütüphanede falan denk geliyoruz. Gerçekten işini severek yapan, yani o çizimleri, o renkleri kullanması, o teknik resim uygulaması ve saatlerce zaman ayırması yönünden ben takdir ediyorum Umut'u. Videoya da geldiği için çok teşekkür ederim. Biraz ben uzun de. Denk düşmemiz zor oldu. Biraz yoğunluktan dolayı tabii. Endüstriyel tasarım da çok yoğun. Ben de mimarlık okuyorum. Mimarlık da biraz yoğun. Uykusuz denk geldim düştük. Ben. Şu anda dersten çıktı geldi arkadaşlar. Uyumadım ben. Ve verdiği şeylerden biri de uykusuzluk aslında. Evet yani bu da var. Uyumazsınız. Ben diyeyim size. Genetiğinde var bu fakültenin, yani uykusuzluk. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim gerçekten. Arkadaşlar, eğer ki yorumlar kısmına sohbetimizle ilgili, bölümle alakalı, üniversiteyle alakalı bir soru gelirse yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biz arada bakacağız ona. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.